Sağlıkta büyük dönüşüm hedefiyle çıkılan yolda son 20 yılda dev adımlar attık. Personel sayısından hizmet kalitesine, yeni tesislerden sağlık turizmine, Türkiye bugün dünyanın lider ülkesine dönüştü. Göreve gelir gelmez hemen sağlıkta dönüşüm programını başlattık ve sistemi hızla baştan aşağı değiştirdik. Ülkemizdeki her bir vatandaşımızın yaşadığı yere, gelirine, statüsüne bakılmaksızın en iyi sağlık hizmetlerini alabileceği bir yapı kurduk. 2002'den bu yana sağlık bütçemizi 2.2 milyar liradan 116 milyar 37 milyon liraya çıkararak 53 kat arttırdık. Başta doktor ve hemşireler olmak üzere sağlık çalışanlarımızın sayısı 4 kat artarak 1 milyonu aştı. Kamu hastaneleri tek bir çatı altında toplanarak 18 yaş altındaki herkes genel sağlık sigortası kapsamına alındı. 2 acil durum ve 13 yeni şehir hastanesiyle sağlık hizmetlerini bir üst lige taşıdık. Yeni yapılan sağlık tesisi sayımız 2002'ye oranla %236 arttı. Bu sayede halkımızın sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyi %72'ye yükseldi. 2010 yılında başlayan aile hekimliği uygulaması kapsamında bugün 25 bine yakın aile hekimi hizmet vermeye başladı. Hastanelerimizi binalarından içindeki teçhizata kadar her şeyiyle modernleştirdik. Hastane ve yoğun bakım yatak ve ünite sayılarımızı arttırarak daha fazla vatandaşımıza daha kaliteli hizmet sunduk. Acil servis, yoğun bakım ve kanser tedavilerini ücretsiz hale getirdik. 2002'de %78 olan aşılama oranını 2021'de %98'e yükselttik. Hizmete giren yeni ambulanslarımızla acil durumlara daha hızlı ve daha etkin şekilde müdahale ettik. Havada, denizde ve zorlu koşullarda milletimizin hep yanında olduk. Halkımızın sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi için var gücümüzle çalıştık, çalışıyoruz. 659 mobil sağlık ekibiyle sağlık hizmetlerini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ayağına getirdik. Evde sağlık hizmetlerini başlatarak personel sayımızı 5449'a çıkardık. Yeni kurulan özelleşmiş sağlık kurumlarımızla hizmet kalitemizi arttırdık. 7/24 fedakarca çalışan sağlık personelimizle tüm dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde dünya çapında başarı örneği olduk. Eskiden bizim vatandaşlarımız yurt dışına sağlık hizmeti almaya gidiyor. Şimdi ise yurt dışından ülkemize sayıları milyonu bulan kişi sağlık hizmeti almak için geliyor. Kişisel sağlık verilerine vatandaşlarımızın ve hekimlerimizin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilmelerini sağlayan e-nabız uygulamamızın kullanıcı sayısı bugün 60 milyona yaklaştı. Pandemi döneminde vaka yoğunluk takibi yapabilmek ve sosyal alanlarda tıbbi güvenlik sunmak için geliştirdiğimiz Hayat Eve Sığar HES uygulamasını yaklaşık 113 milyon kişi indirdi. Uygulama üzerinden 200 milyona yakın HES kodu alındı. 13 milyona yakın HES kodu sorgusu yapıldı. Her şey Türkiye için, insanımız için diyerek çıktığımız yolda bugün ülkemiz sağlıkta dünya çapında bir başarıya imza attı. Bu başarı hepimizin. 100 yılın işini 20 yıla sığdırdık. Daha yapacak çok işimiz var.